Merhaba herkese, iyi pazarlar. Hemen hatırlatayım. Hiçbir mecrada buradan başka bir hesabım, kitabım yok. Telegram'da hiç yok. Hiç de bilmem. Yani bir yerde videoları görür de al sat tut tavsiyesi alırsanız sizin paranızı kullanıyorlardır açıkçası. Ya pahalıdan o hisseyi size satmaya çalışıyorlardır veya da sizin paranızla hisseyi kaldırmaya çalışıyorlardır. Bunu bir uyarayım. Bugün bu aralar her videoda söyleyeceğim bunu. Şimdi Coca-Cola günlük grafik verdiğini aldı Coca-Cola. Yani 54-55, ben uzun zamandır da dönüp bakmadım, bir türlü videosunu yayınlamadım. En son baktığımda bir şeyde, bir bantta o direnci kırmaya çalışıyordu 45'lerdeki. Şöyle uzatırsak şuradaki kanalın içine düştüğünü görürüz. 42 lira bir destek bulması 42 civarında beklenir, işler kötüye giderse. Zaten 200 gün de orada, şu kanalın alt bandı da orada yer alıyor. 200 günün kırılması durumunda 40 lira 92 kuruş civarı hem bir Fibo sayısıdır hem de bir şeydir. Yani şuradaki işlem yoğunluğuna bakarsak oralarda bir tutulma beklenebilir. Onun da altına kırarsa zaten 618, 38.96 lirada 38.96'nın güçlü destek olması beklenir. Şimdi akım bitti mi tabii? Bu akım, yani buradan 2 saatlikten de bir bakmak lazım ama bir saniye şöyle. Şu düşene bir ayrıntılı bakalım. Çok sert bir düşüş var çünkü Coca-Cola'da. Şimdi şöyle bir dik bir düşüş trendi var. Onun içinde bir daha dik bir düşüş trendi var. Onu da şuradan alırsak şöyle. Yani ilk dik düşüş trendini dibinde, öyle söyleyeyim. Yani baktığım zaman şu göstergeleri merak ettim de, yani onun için. RSI bakın 12'ye düşmüş. Yani bu 2 saatlikte 12'ye, bakalım en son ne zaman düşmüş. Mart, 7 Ağustos'tur. Bir de Mart'tır büyük ihtimal düştüyse. 7 Ağustos'ta kaça düşmüş? 14. Tekrar aynı seviyeden tepki vermiş bakın. Yani RSI'yi de takip edebilirsiniz tepkiler için. Onu söyleyeyim. Hatta MACD'yi de takip edebilirsiniz. Stokastik'i takip edemezsiniz. Stokastik çünkü sıfırda kalır. Eksisi yoktur. Şeyde MACD'de -1.90 yine oralarda, yani 1.78. Bir önceki tepki verdiği yere çok yakın. Mart dibine bakalım. O da 21 RSI ve -2 MACD var 2 saatlikte. Dolayısıyla yani 2 saatlikte bir yukarı yönlü hareket algoritmik olarak, yani teknik analiz olarak değil, yani o da bir teknik analizdir de, yani algoritma olarak yakın olmalı diye düşünüyor insan. Ama olur mu bilmem. Yani şimdi bir tepki olmuş zaten, yani bir kalkmış RSI 14'ten kalka kalka 23'e kalkmış. Orada tekrar aşağı yönlü bakın bir hareket başlatmış ve şu ara düşeni kıramamış. Yani 2 saatlikte kısacı arkadaşlar için söylüyorum. Şu trendin kırılımı da önemli. Yani pazartesi için 45-30, 40-50'nin üstünde günlük kapanış görürseniz ya da 2 saatlik gün içinde kapanışlar görürseniz bir toparlama başlamış demektir. Ama hani bunu tekrar şuradaki düşene 50 liraya götürür mü götürmez mi, o başka bir konu, onu bilemeyiz. Yani 47 liranın en azından üstüne taşırsa o da iyi olur. Çünkü orada 200 birim desteği var. Şu anda da direnç tabii o destek. Günlüğe geçelim biz. Bir de günlükten devam edelim. Yani 2 saatliği çok kısaca arkadaşlar için söylüyorum zaten. Şimdi günlükte de tabii MACD çok keskin aşağı bir yönü, ağzı açıldıkça tehlikelidir. Oldukça da ağzı açık. RSI 38'e düşmüş. Günlükte RSI'ye bakalım. Yani ekstrem şartlarda 30, 23 var, özür dilerim. 24 var, 23 var. Burası bunun işte Ekim 2019. Mart, 18 Mart gibi. Ağustos'ta o kadar düşememiş. Şurada da Haziran 2019 var. Dolayısıyla genellikle o 30'un altına çok düşmemekle beraber altına düşerse de orada da çok yukarı tepki çok çabuk geldiğini söyleyebiliriz 30'un altında. Şu anda 30'a doğru RSI hızlıca inmiş. 38'de şu an. Biraz daha düşerse orada da bir günlükte bir tepki beklemek mümkün. Bunun dışında söylenecek bir şey yok maalesef. Çok bayır aşağı bir durum var. Yani burada tepki aramak, tepki dönemi aramak daha akılcıl.
dönüş için yani bir taban yapması gerekiyor. Ya yataya saracak, yani şu düşeni kıracak. Ya da ani bir haber akışı bir şey olacak ki hani tekrar böyle yukarı yukarı buradan kesip. Şimdi genelde dik düşüşlerin dikte çıkışları olur şuradaki gibi. V şeklinde. Ya da işte karekök olur. Ama en azından yolun bir kısmını aldırır yani. Geri aldırır. O da şöyle takip edilebilir. Yani tekrar yukarı bir akım olursa 8 ve 50 gün üstüne. Onu hangi gün olacağını bilemeyiz. Olursa öyle bir şey. Ya da olup olmayacağını da bilemeyiz. Şu anda 48-70, 48-50'lerde. Bunlar her gün biraz daha düşecekler. 8 ve 20 gün. 8 ve 20 günün üstüne böyle hacimli çıkışlar olursa, hacimli ve yüksek yani moru bozu şeklinde mumlar olursa işte o zaman şuradaki düşene doğru bir hareket var demektir büyük ihtimalle. Onu da takip edebilirsiniz. Tabii bu düşende kırılırsa tekrar 50'li seviyeler geri gelebilir. Bunun dışında söyleyecek başka bir şeyim yok. Herkese iyi haftalar dilerim.